Frottur bu doğru selam yine bir videosuna hepiniz hoş geldiniz. Merhaba kankalar, nasılsınız? Bugün sizlerle beraber Amanda The Adventure'ın ikinci bölümünü oynayacağız. Biliyorsunuz Amanda ablamızın kafası biraz gidik. Biraz kafasında problemleri var. Ve bu oyunun ikinci bölümü çıkmış. Şimdi hep beraber oynayalım. Tabii ki videomuza geçmeden önce ne yapıyoruz? Bir önceki videomuzun altına atılmış rastgele 3 tane yorum okuyacağım arkadaşlar. Eğer senin yorumunda bir sonraki videoda okumamı istiyorsan bu videonun altına yorum at. Ve videoyu beğen. Ve tabii kanalıma abone ol kankacığım. Şimdi Flumbo kankamız 1.27'deki benim demiş. Orada mavi bir karakter gözüküyordu. Gartenhof Bambene yeni gelecek mavi bamban gözüküyordu. Speaker Titan lütfen benimkini oku. Abi Gaffur abine ne zaman video çekeceksin demiş. Buradan o zaman Gaffur abiye selam gönderelim. Gaffur abi ne zaman video çekeceğiz? En kısa zamanda inşallah arkadaşlar. Bir Gaffur abiyle ben iletişime geçeyim artık video çekelim yeter artık. Gaffur'un patileri yani Gaffur abine tatlı selam yazmış. Teşekkür ederim abicim. Şimdi başla diyerek oyunumuza başlayalım kankalarım. Bu oyun otomatik kaydetme işlemini kullanır. Bu simgeyi gördüğünde otomatik kaydeder falan filan diyor. Bir kütüphane de başladık. Çok güzel. Information. Burada bilgi alabiliriz. Burada bir kitabımız var. Kitapta ne yazıyor? Kitabı hocam yere atmam. Doğru mu? Kitabı elimize alalım. Bu kitap lazım olacak. Bence kitabı böyle buraya bırakalım. Çok dışarı atmayalım. Mouse'a dokunabiliyorum. Bilgisayarda ne varmış? GTA açıyor mu abi bu bilgisayar? Kitabı buraya okutabilirsin diyor. He, şu kitabı alıp şuraya mı okutayım? Okutma cihazı da bu. Nasıl okutacağım hocam? Kitabı şuraya atayım mı? He şimdi okuttum. Kitap hakkında bilgiler. He daha önce bu kitabı kimlerin aldığı yazıyor. Mayıs, Haziran, Şubat, Haziran'da, Eylül'de falan filan bayağı bir kişi almış. 96 yılından beri insanlar bu kitabı okuyormuş. Demek ki güzel bir kitap. Şurada bir not kağıdımız var ama kitabı üzerine attığım için hiçbir şey göremiyoruz. Kitabı şuraya atalım. Burada insanlar hakkında bilgi alabiliyor muyuz? Aa insanlar hakkında bilgi de alabiliyoruz. Mesela en son alan kişi Jonathan Pratt diye biriymiş. Hangi kitapları aldığını falan gösteriyor. Bizle ilgili önemli bilgi var mı burada? Telefonla işimiz yok. Biz niye kütüphaneye geldik bu arada? Aa burada da şifre giriyoruz. Burada kitaptan falan alacağımız bilgileri orada kullanıyor olabiliriz. Çünkü kitabın içinde zaten TP6 yazıyor. Library Book Checkout. TP6. Bakalım gezelim mi içeride başka neler var? LP, HP'nin çakmasını yapmışlar. Şunu kullanabiliyor muyuz? Yok hayır. Ondan sonra tuvalete giremiyor muyuz? Ne saçma. Dışarı çıkıp buradan kaçabiliriz. Bu da bir seçenek. Burada da bir yazıcımız var. Bayağı bir kitap var ama bu kitapların hiçbiri bir işime yaramayacak gibidir. Aha şurada bir kitap var. Kitabın üstüne çıktı. Aa bunu da okutabiliyorum. DS3 yazıyor. Bak bu köşedeki sayılar bana burada bir şey açtıracak ama. Okut abi bunu da. Ne oldu şimdi ben bunu okutunca? Neyse bu kitap da orada kalsın. Benim toplamda 3 ya da 4 tane kitap bulmam gerekiyor. Ay şurada da bir bilgisayar var. Kalemler malemler pek bir işime yarayacak bir şeyler yok ama ben bir iki tane daha kitap bulayım. Şurada bir bilgisayar. Bilgisayarlar var ama sadece var yani hiçbir şey yapamıyorum. Aha bir kitap daha buldum. Amanda'nın mekanı var abi çok yaklaşmadan. Uzaklaşıyorum buralardan. Bak burada bir şeyler var. CE yazıyor öbüründe farklı şeyler yazıyor. Şunda CE5 yazıyor. Kalsın burada. Bunda ne yazıyor? TP6. Ondan... Sonra şu var. DS3. Burada bulduğum sayılarla şuna gireceğim ama burada önemli bir bilgi yazıyor mu? Ay ses geldi. Arkadan bir yerden ses geldi. Amanda'nın mekanı isem mi acaba? Umarım beni dövmez. Selamın aleyküm Amanda abla. Şurada da bu da bence alacağımız son kitap ama bunda hiçbir şey yazmıyor. Burada da sayılar bir şeyler bir şeyler. Abi bilgisayara dokunmayın. Oku oku diyor. Eyvallah Amanda ablacığım. Çok teşekkür ederim. Bizi bu kadar sevdiğini biliyorum. O zaman o kuzuyu neden yedin diye sorarlar sana Amanda abla. Abi daha yavaş gidemez misin? Ne kadar yavaş gidiyorsun sen? Abi şimdi burada başkalarının isimleri çıkıyor mu? Bunlar benim bir işime yarayacak mı acaba? Azrail mi? Allah. Bunlar bizi dövmesin abi. Şunda sayı yazmıyor ya. Bir tık üzdü beni. Bu arada diğer kitaplar kanlı mıydı? Ha yok. Tamam kan değil sadece yazı var. 5. Bunda 5 yazıyor. 6. Neye göre? Abi onlar bir orada kalsın. Ben şu sayıların gizemini bulacağım kankacığım. Yok mu başka kitap? Yok. Amanda abla selamün aleyküm. Buradaki sayılar hiçbir işime yaramayacak gibi. Burada tatlış tatlış kitaplar var. Çocuk kitapları. Aa... Şu ne? Ben diğer tarafta şifreye girerek kaset bulacağım. Kaseti burada oynatacağım.
Aa, burada da bir kitap var. Ver abi. Aha, bu da 8. Tamam, buldum. Tamam, getirdim. Şimdi bunları nasıl doğru dizeceğim peki? DS3 ne alaka? Çizgi 8 3 8 6 3 8 6 5. Rastgele gireceğim bakalım doğru mu? Abi bu kadar yavaş olmamalı. 3 3 5 6 8 6 3 8 5 6 3 5 8. Aa, 6 3 5 8 oldu. Abi 100. denemeden sonra. Oradaki kural neydi bilmiyorum ama. Aman da ablacığım, neden bu kadar yavaş gidiyorsun? Yemin ederim kafayı mı yaktın ya? Kaset geliyor. Selamünaleyküm ablacığım. Ne yapıyorsun burada? Arkasındaki ne? Neyse, çok önemli değil. Kaseti koyuyoruz abi. Amanda'nın klibini izleyelim. Amanda da ediyen... Abi koyunun oldu, yedi. Ben demiştim bu kız koyunu yedi diye. Kurban da yaklaşıyor. Kurban niyetine koyunu yedi. Ben Amanda. Ne yapmak istiyorsun ablacığım? Abla üzgün. Bu trenle mi oynayacağız? Eğer dünyanın herhangi bir yerini ziyaret etmek istiyorsan nere olurdu mu? Abla, zor sorular soruyorsun. Abi Wally miydi bu diğer ölen arkadaşımızın adı? Wally. Neye gülüyorsun lan? Evet, o, eğer onu bulabilirsen diyor. Ablanın kafa gitmeye başladı. Plan değişikliğine mi gidiyoruz? Ha, buradan birine mi gideceğiz? Ha, seçim yapmıyoruz. Sadece bakıyorduk. Okey. Lambaya mı tıklayayım? Abla, dediğini yapmam gerekiyor mu? Yapma. Şuna tıklayayım. Kızar mı? Dediğini yapmazsam kızar mı? Şimdi abicim, burada geziye çıkacağımız yeri mi seçeceğiz? 4 dolar. Tabii ki 4 dolarlık yere gidelim. Saat kulesine gidelim. Burası eğlenceli bir alan diyor. Eiffel. Ama Eiffel kulesi değil diyor. Eiffel kulesini mi seçmemiş diyorsun? Al Eiffel kulesi. Ha, ilk durağımız Eiffel kulesi. Okey, gidelim. Paris için 2 altına ihtiyacımız var diyor. Piggy banka gidelim. Hadi bakalım. Domuz bankına geldik. Bunu mu kıracağız? Bunu al diyor. Şey. Şunu aşağı çekeceğiz. Tamam hocam. Hop. Ne? Bu eğlenceli değil mi? Kıracak mı? Ay, gözünü söktü. Aman da sıkıntılı mısın sen kardeşim? Oha, çok para attın. Bize 2 lira lazımdı sadece. Yani. Oy, aman da zengin oldu. Bu kadar parası var. 1 2 3 4 5. Bu nasıl çocuk şeyi? Tam 5 liramız var diyor. İlk durağımız için bu yeterli. Bize 2 lira lazım. Sayabilir misin diyor. Neyi? 2 işte. Tamam, 2 lira aldın. Abla, bana özürlüymüşüm gibi muamele yapma, gözünü seveyim. Ha, şimdi şu abiye mi vereceğiz parayı? Island değil. Adaya gidecekmişiz abi. Ada hangisi? Şu mu? Yanlış yerlemek istemiyorum ama. Meksiko. Sonraki durağımız Meksiko. Abi ben Amanda ile şu an güzel anlaşıyorum gayet. Yani aramızda problem falan yok. Onun için 3 liramız var. 3 liram vardı. Ne oldu? Parayı mı kaybettin? Tamam işte, 3 lira var. 1, 2, 3. Abla, kaldı cebimizde. Hiç paramız kalmadı. Diğer yerleri nasıl gezeceğiz? Daha çok paraya ihtiyacımız var. Ne yapmamız gerekiyor daha çok para için? Bunları satacağız. Abla, oyuncakların içinden geçmişsin. Neyini satacağız bunların? Hangi çocuk aldı bunları? Tamam, chicken'ı satalım abi. Mr. Rooster. Gerçekten kötü ve korkunç. Ve kötü ve korkunçsa ablacığım, bunu hangi çocuk alır? Ne ara kime sattın abla? 3 liramız daha oldu. 3 liraya oyuncak sattık. Hem de dandirik bir oyuncak. Tamam, o zaman bir sonraki durağımıza bakabiliriz.
learning about history on my trip. E böyle tarihi bir yere gitmek istiyormuş ablamız. Abla hangisini seçeceğimizi bilmiyorum açıkçası ama senin 3 liran var. Şunu seçelim. Hadi sen biliyorsun bunu diyor. Tamam demek ki yanlışını seçmişim. Evet şu mu? Ama yine mi yanlış seçtim? Abla paran yetmiyor Allah aşkına şuna nasıl gidelim? Gidelim de. Abla 4 liran yok senin. Sadece 3 liram var. Daha fazla paraya ihtiyacım var. Daha fazla para için daha çok oyuncak mı satacağız? Abla delirmeye başlıyor ara. Bir dakika bekle. Para kutum var. Bu kim be? Fare geldi. Ay Amanda'ya saldırıyor. Amanda'ya da çirkinleşti ha. Ha dur yardım etmem lazım. Ah yardım bir şey aradı. Abi bak yardım ettim diye beni dövmesin bu. Ama hile yaptın abla son parayı nereden çıkarttın son 1 lirayı? Çok tehlikeli bir ablasın ya. Tamam yeterli kadar paramız var. 1, 2, 3, 4. Ha şimdi gidiyoruz. Gezimize başlıyoruz. Tüm parayı koydu. Abla emin misin bu trenin bizi Londra'ya götüreceğinden? Çok da bir yere götürecek gibi değil. Bu eğlenceli. Şaka mı yapıyorsun? Bunun neresi eğlenceli abla? Ne bu kadar mı? Kaseti geri alabiliyor muyum? Hayır. Umarım korkunç bir şey olmamıştır. Bu süre zarfı içinde. Ay! Ne oluyor be? Bir el çıktı. Bir kaset daha geldi. Bu Amanda'nın çirkinleştiğindeki hali. Yandık. Vallahi yandık. Al abi şu kaseti de koy. Oğlum. Koyamadık. Koysana abicim kaseti. Kaseti fırlattım bildiğiniz. Amanda evine gelmiş. Hoş geldin kankacığım. Hani geziyordun? Özel oyuncakları varmış. Ne oldu? Seni mi dövüyorlar özel oyuncak? Abla ne oluyor? Diş fırçalarıyla korkunç bir şey olamaz. Aa yine geldi fare. Ay. We shouldn't talk about them. Ya abla bir git Allah aşkına ben bunu izlemek istemiyorum. Hi, delirdi. Abi bende ses kesilip geliyor. Umarım küfür etmiyordur bu abla bana. But I guess we all get a little scared at night, right? What are you afraid of? Abla delirdi. Maceraya hazır mısın? 2024 sonbaharında. Yani birkaç ay sonra Amanda'nın yenisi çıkıyor, ikincisi. Değişik bir oyundu. Başka bir şey yok. Seçeneklere bakmak istiyorum burada. Bir de kurcalayabilir miyiz? Şu aşağıdaki tuşlara basabiliyor muyuz acaba? Kapatamıyoruz. Seçenekler ne? Sezleyip falan filan. Okey kankalarım. Videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz bol bol like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz de lütfen abone olup beni destekleyin. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın.